Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda kümeler konusuna başlayacağız. Bu videoda daha çok tanımlardan ve alt küme kavramından bahsedeceğiz. Şimdi tanımlarla başlayalım. Kümenin tanımıyla başlıyoruz. Arkadaşlar küme iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneleri toplayacağız. Buradaki iki önemli vurgu var. Birincisi iyi tanımlanmış olacak. Diğeri de bakın birbirinden farklı nesneler topluyoruz diye. Birazdan bunu konuşacağız. Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir arkadaşlar. Şimdi eleman olma, eleman olmama var bir de. X eleman A kümesine aitse X şu eleman işareti arkadaşlar. Yani şöyle C yapıyorsunuz. Ortasına çizgi çekiyorsunuz. X eleman A şeklinde yazılır. X eleman A kümesi ait değilse de bu eleman işaretinin üstüne çizgi çekiyorsunuz. Şöyle X eleman değil A şeklinde yazıyoruz. Bir A kümesi eleman sayısı neyle gösteriyormuş arkadaşlar? S A ile gösteriyormuş. S A ne demekmiş arkadaşlar? A kümesi eleman sayısıymış. Şimdi devam edelim. Şimdi kümelerin gösterisine geçtik arkadaşlar. Kümeler arkadaşlar 3 türlü göstereceğiz. 1 Venn şeması, 2 liste yöntemi, 3 ortak özellik yöntemi. Ben şimdi mesela arkadaşlar şu kapalı bir eğri içinde bu dikdörtgen olabilir işte yumurta şeklinde bir eğri olabilir. Kare olabilir önemli değil. Kapalı bir şekli kapalı bir şekil içinde elemanlar yazıyoruz ve önlerine nokta koyuyoruz. Bakın sol taraflarına nokta koyuyorsunuz. Mesela bu A kümesi dedik. A, B, Z dedik. Bakın bu küme kaç elemanlı arkadaşlar? S, A kaç elemanlı arkadaşlar? Üç elemanlı. Liste yöntemi varmış ikinci olarak. Liste yöntemi. Liste yöntemi de arkadaşlar şuna süslü parantez diyoruz. Yani şu parantez bu parantezin içine elemanları virgülle birbirinden ayırarak yerleştiriyoruz. Mesela A kümesi eşittir. Parantezimizi yapıyoruz. A virgül, B virgül, C. Yine bakın bu küme kaç elemanlı? 1, 2, 3 elemanlı arkadaşlar. Son olarak kümeler arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle gösterilmiş. Ortak özellik yöntemi de elemanlar yerine bu elemanların ortak özelliğini belirtiyoruz. Onu da şöyle yazıyoruz. Bakın X öyle ki diyoruz bu. X öyle ki. Bu ne anlama geliyormuş? Öyle ki. Öyle ki sizin anlayacağınız şekilde şöyle ifade edebiliriz. Kümeyi açıklıyorum demek. Yani size X'leri açıklıyorum diyor. Buraya x'lerin ortak özelliğini yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela A kümesi x öyle ki x alfabemizin ilk 3 harfi. Şimdi A kümesi alfabemizin ilk 3 harfi deyince biz yine hangi harfleri anlayacağız? A, B, C harflerini anlayacağız. V şeması, liste yöntemi ve neymiş arkadaşlar? Ortak özellik yöntemi. Biraz önce vurgulamıştık. Küme neydi arkadaşlar? İyi tanımlanmış. Birbirinden farklı nesneler topluydu. Bakın kümede bir eleman birden fazla tekrar etmez. Bunu unutmuyorsunuz. ya. Yani kümeye kesinlikle iki, aynı elemanın iki tane yazmıyorsunuz. Aynı elemanlardan oluşan kümeye de arkadaşlar eşit küme edeceğiz. Mesela atıyorum bunların hepsi gördüğünüz gibi ister ben şemasıyla yazın, ister liste yöntemiyle, ister ortak özellik ile yazın. Bunlar birbirine eşit küme. Eşit küme ise kümenin elemanları birbirine aynısı olacak. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden şimdi iki tane soru var. Bakın aşağıdaki ifadelerin küme olup belirtip belirtmediğini inceleyelim demişiz. Şimdi bakın A'da diyor ki aynı okulun öğretmenler arkadaşlar. Buradaki problemde iyi tanımlanmış olacak dedik. Burada aynı okulun öğretmenleri bu okul belli değil arkadaşlar. Yani burada okulun ismi net olsa mesela desek işte Profesör Doktor Turan Yazgan Anadolu Lisesi dese okulun öğretmenler dese bunu küme olarak alacağız. Ama burada aynı okulun öğretmenleri diyor. Maalesef bu küme değil. Asal rakamlar demiş arkadaşlar. Asal rakamları biliyoruz. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka o pozitif bölen olmayan sayılar 2, 3, 5, 7 diyeceğiz arkadaşlar. Asal rakamlar ne? 2, 3, 5, 7. Bakın kaç elemanlı hüküme arkadaşlar? 4 elemanlı hüküme. Ne yöntemiyle yazdık? Liste yöntemiyle yazdık. Elemanlarda ne 2 3 5 ve 7 Zeki öğrenciler arkadaşlar yine iyi tanımlanmamış bir, bir cümle zeki öğrenciler diyor Burada bir kriteri yok Mesela şöyle dese olur mesela matematik yazısından 50 ve daha fazla olan öğrenciler işte matematik yazısından 70 ve daha fazla olan öğrenciler dese Bunu kim olarak kabul edebiliriz orada zeki öğrenciler diyor yine bir kriter olarak bunu kabul edemeyiz Yaz mevsimin ayları diyor arkadaşlar bunu kim olarak alacağız yaz mevsimin ayları ne arkadaşlar i̇şte Haziran Ne diyeceğiz Temmuz ve ne diyeceğiz Ağustos diyeceğiz kaç elemanlı küme oldu? 3 elemanlı küme oldu. Adana sözcüğün harfleri arkadaşlar bunu da kim olarak yazabiliriz mesela A diyelim. A kümesi diyelim buna. Şimdi Adana sözcüğün harfleri diyor bakın. Hangi harflerle yazılıyor? A var, D var. Bir de ne var arkadaşlar? N var. Dikkat edin. Ne dedik biraz önce? Bir kümede bir eleman birden fazla yazılmazdı. A'yı sakın 3 tane yazmıyorsunuz. Bir tane yazdık. Adana sözcüğün harfleri A, D, N dedik arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor bakın? 2. soruda aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle yazmışız x'lerden oluşuyormuşuz. x'leri açıklıyorum diyor. Öyle ki diyor. x ne ile ne arasında arkadaşlar? x4 ile 3 arasındaymış. Bir de burada önemli olan şu yanında ne yazdı? Tam sayı mı diyor? Doğal sayı mı diyor? Rakam mı diyor? Oraya dikkat ediyorsunuz. Şimdi eşitlik varsa bunu alıyoruz arkadaşlar. x4 bu kümeye dahil. Eşitlik yoksa almıyoruz. Şimdi a kümesini liste yöntemine dökersek siz ortak özellik yöntemini eliniz engelliniz hep liste yöntemine dökmeye çalışın. Liste yöntemine daima daha rahat göreceksiniz. X4 dahil. Niye X4'ü dahil aldık? Bakın eşitlik varsa o eleman dahilmiş. Sonra tam sayılar yazıyorsunuz. Eksi 4'ten sonra. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyeceğiz. Bakın 3 dahil değil. Çünkü 3 ile eşitlik var mı? Yok. Aradaki tam sayılar yazdık. Kaç elemanlı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne diyeceğiz arkadaşlar? SA 7 elemanlı diyeceğiz. Şimdi burada yine A kümesi x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki eksi 3'ten 10'a kadar gidecekmiş. Bakın ne eksi 3 ne de 10 dahil değil. X neymiş arkadaşlar? Asal sayı diyor. Şimdi asal sayılar arkadaşlar pozitif tanımlıdır. Yani burada eksi 3'ten başlaması bir şey değiştirmez. Eksi 2'yi kesinlikle yazmıyorsunuz. En küçük asal sayı 2 arkadaşlar. Bunu unutmayın. En küçük asal sayı 2. 2'den başlayacağız yazmaya. Yani 2, 3, 5 ve ne diyeceğiz arkadaşlar? 7. O 2'den 10'a kadar bundan asal sayılar yazıyoruz. 2, 3, 5, 7. Esa kaç eleman diyeceğiz arkadaşlar? 4 eleman diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Asal sayılar pozitif tanımlıyormuş. En küçük asal sayı 2'ymiş. O yüzden eksi 2'yi almadık. A kümemiz daha uzun bir küme. Son C şıkkındaki. Bakın x'lerden oluşuyor ki öyle ki x 10'dan 100'e kadarmış. x eşittir 3k demiş. k tam sayı demiş. Şimdi arkadaşlar bu küme yine neye dökecekmişiz? Liste yöntemine dökecekmişiz. Liste yöntemine döküyorum. Şimdi 10'dan 100'e kadar x eşittir 3k demek arkadaşlar. x 3'ün katı olacak demek. 10'dan sonraki 3'ün katını yazıyorsunuz. Ne arkadaşlar? 10'dan sonraki 3'ün katı 12. Sonra 3 ekleyin. 15. 3 ekleyin. 18. Bu şekilde devam ediyorsunuz. 100'den önceki 3'ün katı ne arkadaşlar? 99. Şimdi bu kümenin eleman sayısını böyle tek tek saymayacağız. Neyle bulacağız? Terim sayısıyla bulacağız. Terim sayısıyla. Terim sayısının formülü şu arkadaşlar. Terim sayısının formülü şuraya hatırlatalım. Son terim eksi ilk terim. Böyle aradaki fark artı bir diyorsunuz. Terim sayısının formülü neymiş? Son terim eksi ilk terim. Böyle aradaki fark artı bir. Burada bakın son terim 99. İlk terim 12. Aradaki fark dediğimiz üçer 3'er artıyor. Böyle 3 diyeceğiz. Artı bir diyeceğiz arkadaşlar. 99'dan 12 çıkar. 87. 87'yi 3'e bölüyorsunuz. 29. 1 ekliyorsunuz. A kümesi kaç eleman arkadaşlar? 30 eleman. Devam edelim. Tanımlarla yine devam ediyoruz bakın. Şimdi boş kümenin tanım. Eleman olmayan kümeye boş küme denir. Boş kümeyi parantezin hiçbir şey yazmayarak ya da yuvarlak ismine çizgi çekiyorsunuz. Boş küme sembolüyle göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim bakın. A kümesi x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x negatif asal sayı. Bir önce ne dedik arkadaşlar? Asal sayılar ne dedik? Pozitif tanımlı dedik. Dolayısıyla negatif asal sayı var mı? Yok. A kümesini şöyle yapacakmışız bakın. Ya böyle ya da böyle. Bakın şu kesinlikle bu boş küme değil arkadaşlar. Şu şekilde bir gösterin boş küme değil. Bu bir elemanlı bir küme. Bu kümenin elemanı da ne? Boş küme sembolü olan bir eleman varmış bakın. Kesinlikle. Ya da şöyle yapmıyorsunuz. Bunun için bir de tekrar boş küme parantezi yapmıyorsunuz. Bu da boş küme değil. Bu da yine bir elemanlı bir küme. Şimdi B kümesi inceleyelim. Eksi 4 ile 0 arasında. Bakın eksi 4 dahil. 0 dahil değil. X ne diyor? Doğal sayı. Arkadaşlar doğal sayılar nereden başlıyor? 0'dan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 0, 1, 2, 3 bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Sıfır dahil olmadığı için B kümesi de ne diyeceğiz arkadaşlar? B kümesi ne diyeceğiz? Boş küme diyeceğiz. Eksi 4 ile sıfır arasında doğal sayı yok. Doğal sayılar sıfırdan daha büyük olacak dedik. Bakın dikkat edin burada sıfır dahil değil. Eğer burada eşlik olsaydı sıfır dahil olacaktı o zaman boş küme olmayacaktı. C kümesi arkadaşlar bakın ne demiş? Karesi eksi 2'den küçük diyor. Bir sayının karesi kesinlikle en az ne olur arkadaşlar? Bir sayının karesi x kare büyük eşit sıfır olur. Ya sıfır olur ya da daha fazla olur. Pozitif olur. Sıfırın karesi sıfır. Bunun dışındaki bütün sayıların karesi nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Dolayısıyla C kümesine ne diyeceğiz? Yine boş küme diyeceğiz. Evrensel kümede şu arkadaşlar. Evrensel kümenin tanımı. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri ait elemanlar içinde bulunan kümeye evrensel küme denir. Büyük E harfiyle gösteriyoruz. Mesela iki tane kümemiz var bakın örnekte. A kümesi 0, 2, 4, 6, 8. B kümesi 1, 3, 5, 7, 9. Evrensel kümeyi şöyle gösterebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin burada ne var? Çift rakamlar var. Burada ne var? Tek rakamlar var. Evrensel kümeyi bunun ikisini kapsayacak şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Son ve sonsuz küme var. Eleman sayısı bir doğal sayılı ifade eden kümeye sonlu küme. Eleman sayısını bakın doğal sayılı ifade edebiliyorsak sonlu küme. İfade edemiyorsak arkadaşlar sonsuz küme diyecek. Eleman sayısını doğal sayılı ifade edebiliyorsak sonlu kümemiş. Edemiyorsak sonsuz kümeymiş. Mesela bakın A kümesi arkadaşlar x'lerden oluşuyormuş. X, X altından küçükmüş. X neymiş? Doğal sayıymış. Şimdi altından küçük doğal sayıları yazabiliriz arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bunun eleman sayısını doğal sayılı ifade ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. SA kaç eleman arkadaşlar? 6 elemanı. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Sonlu hüküme diyeceğiz. B kümesi de ne demişiz? Bakın B kümesi. X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki X büyük eşit 3 diyor ve X tam sayı diyor. Şimdi 3'ten büyük tam sayılar yazıyorum. Bakın 3, 4, 5, 6 bu şekilde nereye gidecek arkadaşlar? Sonsuza kadar gidecek. Bunun eleman sayısı şudur diyemiyoruz. Doğal sayı olarak ifade edemiyoruz. Dolayısıyla bu nasıl hüküm olacak arkadaşlar? Bu sonsuz hüküm olacak. C kümesi de eksi 1 ile 2 reel sayılar diyor arkadaşlar. Eksi 1 ile 2 reel sayılar eksi 1 ile 2 arasındaki bütün sayılar alacağız. Mesela ne var? İşte 1,1 var, 1,12 var, 1,13 var. Bu elemanları da sayabilir miyiz arkadaşlar? Sayamayız. Dolayısıyla C kümesine ne diyeceğiz? Sonsuz küme diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi alt küme kavramı. Buraya kadar olan e, konuların içinde en önemli kavram bu arkadaşlar. Alt küme. Yani karşısına çıkacak. En fazla soru tipi alt kümeden gelecek. Şimdi alt küme şu arkadaşlar. A kümesinin her elemanı B kümesinin elemanı ise A kümesine B kümesine alt kümesi denir. Tekrar A kümesinin her elemanı B'nin de elemanı olacakmış. Buna ne diyecekmişiz biz? A kümesine B kümesine alt kümesi diyecekmişiz. Bakın ben şemasıyla gösterdik. Gördüğünüz gibi şu kırmızı alan A kümesinin elemanı. A kümesinin her elemanında neyin elemanı dikkat edin. B kümesinin elemanı. A'ya B'ne ne diyeceğiz arkadaşlar? Alt kümesi diyeceğiz. Yani burada küçük küme A, büyük küme ne? B. Bunu da şöyle göstereceğiz. A, şöyle uzun bir C harfi yapıyorsunuz. Bu alt küme işaretmiş arkadaşlar. Bu alt küme işaretiymiş. A alt küme B ya da bu C'nin altına çizgi çekilir arkadaşlar. A alt küme B şeklinde gösterilir. Ya da bunu tersten söyleyebiliriz. Bakın A alt küme B. Bakın nasıl söyleyecekmişiz. A alt küme B diye okuyacakmışız. Ya da şöyle diyeceğiz tersten. B kapsar A'yı diyebiliriz arkadaşlar. B kapsar A'yı diyebiliriz. Ne diyeceğiz ya da B kümesi A kümesini kapsar denir. Kapsar işareti arkadaşlar bunun tersi. Yani biri sola bakıyor biri sağa bakıyor. Bunu da şöyle okuyacağız bakın. B bu ne etmiş dikkat. Alt kümenin tersi neymiş? Kapsar işaretmiş B kapsar A ya da bunun altına çizgi çekebilir. B kapsar A şeklinde okuyacakmışız. Kitaplarda daha çok alt küme şeklinde soracak ama kapsar şeklinde de sorabilir. Şimdi şunları inceleyelim bakın. X bir rakam. Şimdi rakamların kümesi arkadaşlar ne? 0, 1, 2, nokta 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 ne? 9'a kadar. X bir çift rakam demiş. Çift rakamların kümesi de 0, 2, 4, 6 ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. C kümesi de neymiş arkadaşlar? Eksi birden ona kadar x tam sayı diyor. Eksi birden başlayacağız. 0 bir, iki, nokta, nokta, nokta ne diyeceğiz arkadaşlar? Ona kadar tam sayı. Eksi bir dahil. On dahil değil. Dikkat edin eşitlik yok. Şimdi kim kimin alt kümesi? Gördüğünüz gibi bakın. B'nin her elemanı A'nın da elemanı arkadaşlar. Çünkü B kümesi sıfırdan dokuz'a kadar bütün rakamları barındırıyor. Pardon. A kümesi sıfırdan dokuz'a kadar bütün rakamları barındırıyor. B kümesi sıfırdan 8'e kadar çift rakamları barındırıyor. Ne diyeceğiz o zaman? B alt küme A diyebiliriz. Şimdi C kümesine bakarsanız arkadaşlar C kümesi de eksi şu başlıyor. Yine 9'a kadar bütün rakamları barındırıyor. O zaman dikkat edin. B'nin her elemanı aynı zamanda kimin elemanı? C'nin de elemanı. Burası B alt küme ne diyebiliriz? C de diyebiliriz. C'de diyebiliriz. Aynı, benzer şekilde bakın A kümesinin her elemanı dikkatli bakın. A kümesinin her elemanı 0, 1, 2, 9 yani. Gördüğünüz gibi C kümesinde elemanı mı? Evet elemanı. O zaman A kümesi aynı zamanda neyin elemanı? Alt kümesi olacak. C kümesinin alt kümesi olacak. Şimdi bu örnekleri yine inceleyelim. Bakın doğal sayılar kümesi ne harfiyle gösteriyor? Büyük n harfiyle gösteriyor? Doğal sayılar kümesi 0, 1, 2, 3 bu şekilde gidiyor. Tam sayılar kümesi z harfiyle, büyük z harfiyle gösteriliyor. Bu da doğal sayıların yanına eksileri ekliyoruz. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bu da sonsuza kadar gidiyor. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar tam sayıların içinde doğal sayılar kümesi var mı? Var. Ne diyeceğiz o Doğal sayılar kümesi. Tam sayıları ne diyeceğiz? Alt kümesi diyeceğiz. A kümesi var bakın bir tane. Üçüncü bir küme daha küçük bir küme. A kümesi de arkadaşlar x'lerden oluşuyormuş. Açıklıyor x'leri 2 ile 7 arasında diyor. 2 ve 7 dahil değil diyor. Eşitlik yok. X ne olacakmış arkadaşlar? Doğal sayı. 2 ile 7 arasındaki doğal sayılar yazalım. 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi A kümesinin elemanları hem doğal sayıların hem de ne? Tam sayıların da elemanı mı? Evet. O zaman A kümesi burada. Bu tanımlı A kümesi. Hem doğal sayıların alt kümesi oluyor. Hem de bu tanımlı A kümesi neyin alt kümesi oluyor arkadaşlar? Tam sayıların alt kümesi oluyor. Şimdi alt kümeni devam edelim. Bunları doğru yanlıştır diye sorabiliriz arkadaşlar. Alt kümenin özellikleri bakın. 4 tane özellik var. Kolay. Boş küme her kümenin alt kümesi arkadaşlar. Boş küme yani boş küme bütün kümelerin alt kümesidir arkadaşlar. A kümesinin alt kümesi, işte B kümesinin alt kümesi, boş küme, işte evrensel kümenin alt kümesi arkadaşlar. Bütün kümenin alt kümesiymiş boş küme. Her küme evrensel kümenin alt kümesi. Ne dedik? Üzerinde işlem yapılan kümeleri kapsayan küme evrensel küme deniyor dedik. Yani A kümesi evrensel kümenin neymiş arkadaşlar? Alt kümesiymiş. B kümesi evrensel kümenin neymiş arkadaşlar? A kümesiymiş. Her küme evrensel kümenin alt kümesi. Her küme kendisinin alt kümesi diyor. O zaman ne diyeceğiz? A alt küme A diyeceğiz. İşte B kümesi kendisinin alt kümesi B diyeceğiz. C alt küme ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Kendisinin alt kümesi. Diğeri de şu geçişme özelliğine benzer bir şey var bakın. A alt küme B. B de alt küme C ise diyor. A alt küme C diyor arkadaşlar. A B'nin alt kümesi. B de C'nin alt kümesiydi. Bunun doğal bir sonucu. A C'nin alt kümesi olur. Bunu şöyle gösterebiliriz bakın. A B'nin alt kümesiymiş. B'de neyin alt kümesiymiş? C'nin. A, B'nin alt kümesi ise B'de C'nin alt kümesi ise dolayısıyla ne diyebiliriz? A, C'nin alt kümesi diyebiliriz. Şimdi alt kümeliğine devam edelim. Şimdi bakın küme dedik. Alt kümelerini yazacağız. Buraya da alt küme sayısı yazacağız. A, K, S arkadaşlar alt küme sayısı. Kısaltma A, K, S olursa alt küme sayısıymış. Şimdi arkadaşlar boş küme kaç elemanlı bir küme? Sıfır elemanlı bir küme. Hiçbir elemanı yoktu. Boş kümenin tek alt kümesi arkadaşlar kendisi. Başka yok. Şimdi bu A kümesi bakın bir elemanlı bir küme. Bir elemanlı kümenin alt kümeleri arkadaşlar. Bir elemanlı bir kümenin alt kümeleri ya sıfır elemanlı olur ya da bir elemanlı olur. Tekrar bir elemanlı bir kümenin alt kümeleri ya sıfır elemanlı olacakmış ya da ne olacakmış arkadaşlar? Bir elemanlı olacakmış. Sıfır elemanlı dediğimiz arkadaşlar boş küme. Bir elemanlı dedi de kendisi. O zaman işte boş kümenin alt kümesi sadece bir tane dedik. Alt küme sayısı ne? Bir. A kümesi bir elemanlı ise gördüğünüz gibi alt küme sayısı arkadaşlar ne oldu? 2. Şimdi B kümesi bakın iki elemanlı bir küme. İki elemanlı bir kümenin alt kümeleri arkadaşlar sıfır elemanlı olur. Bir eleman olur bir de iki eleman olur. Tekrar iki elemanlı bir köyün alt kümeleri sıfır eleman olabilirmiş. Bir eleman olabilirmiş bir de iki eleman olabilirmiş. Bunları yazalım bakın sıfır eleman dediğimiz boş küme. Bir eleman dediğimiz bir ve iki tek başına alıyorsunuz. İki eleman dediğimiz bir iki alıyorsunuz. Bakın bir iki üç dört. İki elemanlı kümenin alt küme sayısı ne oldu arkadaşlar? Dört. Şimdi C kümesine geldik. C kümesi üç elemanlı bir küme. O zaman üç elemanlı bir kümenin alt kümeleri ne olacakmış? Sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı ve ne? Üç elemanlı. Sıfır eleman dediğimizde arkadaşlar boş küme. Bir elemanlar yazalım bakın. A, B ve C'yi tek tek aldık. Şimdi iki elemanları yazıyoruz. İki elemanlar A, B. A ile C'yi alabilirim. Bir de ne alabilirim arkadaşlar? B ile C'yi alabilirim. Üç elemanlı malum kendisi A, B, C. Alt kümelerini yazdık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üç elemanlı kümenin alt küme sayısı da ne arkadaşlar? 8. O zaman alt küme sayısının formülü gözüktü. Sıfır elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 1. Bir elemanlık kümenin alt küme sayısı 2. 2 elemanlık kümenin alt küme sayısı 4. 3 elemanlık kümenin alt küme sayısı ne? 8. Alt küme sayısını veren bahat ne arkadaşlar? 2 üzeri Türkçe yazalım eleman sayısı. Alt küme sayısının formu neymiş arkadaşlar? 2 üzeri eleman sayısı ya da 2 üzeri ne diyeceğiz? ne ne arkadaşlar? O kümenin eleman sayısı. Bir de özel küme sayısı var arkadaşlar. Özel küme sayısı da bu 2 üzeri eleman sayısı neyi veriyormuş? Bu bize alt küme sayısı veriyormuş. Bundan bir çıkartırsanız. Yani 2 üzeri n eksi 1 bize özel kümeyi verecek. Peki neyi çıkarıyoruz? Sizce boş kümeyi çıkarıyoruz. Kendisini çıkartıyoruz. Özel kümede arkadaşlar kendisi hariç diğerleri özel kümedir. Unutmayalım. Kendisi hariç diğerleri neymiş arkadaşlar? Özel kümeymiş. Şimdi alt kümeyle devam edeceğiz. Şimdi size bakın Sonra bir, bir tane küme tanımlamış. Bu kümeyi inceleyelim dedik. Bunu doğrudur yanlıştır diye soracak arkadaşlar. İnceleyelim de bunu kastediyoruz. Burada muhtemelen size bunun ilk başta eleman sayısını doğrudur, yanlıştır diye sorabilir. Bakın eleman arkadaşlar bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6. SA 6 elemanlı hükmü arkadaşlar. Bunu doğrudur, yanlıştır diye sorabilir. SA kaç elemanlı? 6 elemanlı. Bak bunların altını çizelim. Birinci eleman bu. Birinci eleman A. ikinci eleman parantez içinde A. Üçüncü eleman boş küme sembolü. Dördüncü eleman B. Beşinci eleman parantez içinde A virgül B. Altıncı eleman da 2. Elemanda arkadaşlar olduğu gibi alıyorsunuz. Mesela şunları doğrudur yanlış diye sorabilir. A eleman A. doğru diyeceksiniz. Parantez içinde A eleman A doğrudur diyeceksiniz. Boş küme eleman A doğrudur diyeceksiniz. B eleman A doğrudur diyeceksiniz. Parantez içinde A, B eleman A diyeceğiz. Doğrudur diyeceğiz. Ve sonra iki eleman A diyeceğiz. Şimdi bakın elemanda ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Olduğu gibi alıyormuşuz. Alt kümede şu hatayı yapmıyorsunuz. Elemanda, elemanda ne yapacakmışız? Tekrar söylüyorum. Bakın elemanda olduğu gibi. O eleman olduğu gibi dışarıya çıkartıyorsunuz. Hepsi bu. Alt kümede alt üstüne bakın ne diyoruz? Alt küme. O zaman alt kümede ne yapacağız? Küme parantez içinde yazmalıyız. Yani şu ifade yanlış arkadaşlar. A alt küme A diyemeyiz. Çünkü zaten bu küme belirtmiyor. Küme nasıl oldu? Üç türlü oluyordu. venn şeması. Burada venn şeması yok. Liste yöntemi. Burada liste yöntemi de yok. Bir de ortak özellik. Bunun doğrusu şu arkadaşlar. Buna ne diyecekmişiz? Bakın bu yanlış. Bu yanlış. Bunun doğrusu şöyle olacak. A alt küme Peki bu hangi elemana parantez giydirilmiş? Şu elemana. İlk A elemanına parantez giydirmişiz. Mesela şu doğru mu? Evet bu doğru dedik zaten. Aynı zamanda bakın şu da doğru. Şu 2 numaralı eleman parantezindeki A'ya bir daha daha girdirdik. Bu da doğru. Hangi elemana küme parantez giydirmiş? Dikkat edin 2 numaraya giydirmiş. O zaman şöyle sorular sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi hem elemandır hem alt kümestir. Gördüğünüz gibi bu hem alt kümesi hem de aynı zamanda ne? Elemanı. Mesela şu da doğru bakın. Boş küme alt küme A. Bir tek arkadaşlar boş kümeye parantez gidirmek zorunda değil. Bakın boş küme alt küme adik. Boş küme her kümenin alt kümesiydi. Aynı zamanda bakın şu da doğru. Bunun şimdi boş küme diye bir elemanı var mı? Boş küme sembolü bir elemanı var. O boş kümeye de parantez giydirip alt küme yazabilir. Bunun ikisi de doğru. Bu genel boş küme. Bütün kümelerin alt kümesi olan boş küme. Bu ne? Bu hangi alt küme? Bu şu bakın. Boş küme sembolüne ne giydiriyoruz arkadaşlar? Bir daha daha küme işareti giydiriyoruz. O alt küme. Mesela şöyle bir şey derse yanlış bakın. AB alt küme. Olmaz arkadaşlar. Bakın burada küme ifadesi var mı? Yok. Bunu nasıl yapmalıyız? AB'yi Şöyle yazmalıyız. Bakın bu A, B iki elemanlı bir alt küme. Şu A ve şu B elemanını alıyoruz. Ona küme parantezi gidiyoruz alt küme. A. Peki şu A, B'ye alt küme parantezi gidirsek nasıl gideceğiz? A, B yazacağız. Ona bir daha daha gidireceğiz. Alt küme A diyeceğiz. Şimdi soru 2'de eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 96 artan küme kaç elemanlıdır? Bakın eleman sayısını N diyelim. N eleman sayısı bir arkadaşlar. Şimdi eleman sayısını 2 artırsam 2 üzeri en olmayacak mı alt küme sayısı? Evet. Daha önceki alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri n. Eleman sayısı bakın n'di. Ne yapmışız eleman sayısını? n artı 2 yapmışız. n artı 2 ile alt küme sayısı 2 üzeri n artı 2 olur. n ile alt küme sayısı 2 üzeri n olur. Bunun arasındaki fark kaçmış arkadaşlar? 96. Bunu da 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 diye parçaladık. Eksi 2 üzeri n eşittir 96. 2 üzeri n'ler ortak. 2 üzeri n parantezini alırsanız 4 eksi 1 eşittir 96. Buradan 2 üzeri n 4'ten 1 çıkardık. 3 mi arkadaşlar? 3 tane 2 üzeri n eşittir 96. 2 üzeri n eşit 32. 32 ile 2'nin kaçını arkadaşlar? 5. n eşittir kaç? 5. Hem mantık konusu için hem de kümeler konusu için 2'nin kuvvetlerini ezbere bilmenizde fayda var. En azından 2 üzeri 10 yani 1024'e kadar ezbere bilin arkadaşlar. Şimdi devam edelim alt küme sorularına. Şimdi A kümesi 1 2. B kümesi de 1 2 3 4 5 6. Bir tane K kümesi tanımlanmış. K kümesi şöyle bakın. A alt küme K diyor. K da diyor B'nin alt kümesi diyor. Kaç farklı K kümesi yazılır diyor. Şimdi arkadaşlar alt küme hakkında biraz konuşalım mesela şimdi A kümesine dikkat edin A kümesine 1 2 alt kümesi bu şu demek arkadaşlar bu 1 2'den istediğini seç demek. A kümesinin kaç tane alt kümesi var demek? Bakın 1 2'den istediğini seç demek. Ne demekmiş? 1 2 ile yazılacak tüm alt kümelermiş. Sonuçta istediğini seçtilerse biz ne yapabiliriz? 1 2 için konuşuyorum. 0 eleman seçebiliriz. Birer tane seçebiliriz ya 1 ya 2'yi seçebiliriz ya da ikisini seçebiliriz. Bakın kaç tane durum var? 4 durum var. 0 eleman seçebilirim dedim. Ya 1 ya 2'yi seçerim. 2 durumda buradan geldi. Ya da ikisini beraber seçerim. Şimdi tekrar soruya dönelim. A, K'nın alt kümesiymiş. K'da B'nin alt kümesiymiş. Şimdi A, K'nın alt kümesi ise bakın A alt kümesinde 1, 2 var mı? O zaman K'da 1, 2 kesinlikle olacak arkadaşlar. Niye 1, 2 kesinlikle olacak? Çünkü A'nın her elemanı K'nın da elemanı olacak. Şimdi 1, 2'yi yazdık arkadaşlar. Geriye 3, 4, 5, 6 mı 7 mi kaldı? 3, 4, 5, 6, 7'den buraya neyi yazacakmışız arkadaşlar? İstediğimizi yazacakmışız. Tekrar ediyorum bakın. K kümesinde 1, 2 kesin olacak. Orada da problem yok. 3, 4, 5, 6, 7'den hangisi olacak? İstediğimizi alacağız. İstediğimizi aldık demek ne demek? 0 eleman alabiliriz. Oradan 1 eleman alabiliriz. Oradan 2 eleman alabiliriz. Oradan 3 eleman alabiliriz. oradan kaç eleman alabiliriz? 4 eleman alabiliriz. Dikkat edin ne yapıyoruz biz? 3, 4, 5, 6 ile yazılabilecek alt kümeleri alıyoruz. Yani ne diyeceğiz? İstediğimizi alacağız demek arkadaşlar. Burada kaç elemanlı bu? 4 elemanlı. Onunla kaç tane alt küme yazarsanız o kadar durum var. 2 üzeri 4, 16 durum. Tamam 2 üzeri 4 ne diyecekmişiz? 16 tane K kümesi yazabilirmişiz diyecekmişiz. K kümesi tekrar söylüyorum. Kaç tane yazabilmişiz? 16 tane. Burada diğer soru da şu. A'dan ve B'den farklı kaç tane yazarız diye sorarsa arkadaşlar. 14 tane diyeceksiniz. Sebep 0 eleman seçersek K kümesi A'ya eşit olur. 4 eleman seçersek K kümesi B'ye eşit olur. İki durumu çıkartıyorsunuz. 0 eleman ve 4 eleman seçme durumunu çıkartıyorsunuz. K kümesi kaç tane olacakmış? 14 tane olacakmış o zaman. Şimdi bulunur bulunmaz soruları var arkadaşlar. A kümesi bakın. X, Y, 1, 2, 3, 4. Alt kümesinde kaçın 2 bulunmaz? Arkadaşlar bulunmazın mantığı basit. Öğrenci bunu daha iyi anlıyor. 2 bulunmaz deyince 2'yi siliyorsunuz kümeden. Geriye kaç tane kaldı bakın? 1 2 3 4 5 tane eleman kaldı. 5 tane ile kaç tane yazarız? 2 üzeri 5. 32 tane yazarız. 32 tanesinde 2 bulunmaz arkadaşlar. Burada bir tane ya da iki tane olması önemli değil. Bakın A kümesini tekrar yazalım. X, Y, 1 2 3 4 diyelim. Desin ki X Y bulunmaz desin. Yani X ve Y bulunmaz derse Şöyle x ve y'yi siliyorsunuz. İkisini aynı anda siliyorsunuz. Geriye kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Dört tane ile kaç tane alt küme yazarsınız? 2 üzeri 4, 16 diyeceksiniz. Bulunmaz diye ne yapacakmış arkadaşlar? O elemanı kümeden siliyormuşuz. Bulunur mantığı da aynı. Bak bulunmaz anlaması kolay. Bulunur mantığı da aynı. Bulunma, bulunur da ezbere çözebilirsiniz bulunmaz gibi. Şimdi niye ezbere çözeceğiz? Bakın x ve 1 bulunur diyor bu sefer. Alt kümenin kaçında? x ve 1 bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar yine a kümesini yazarım. x, y, 1, 2, 3, 4. Şimdi x ve 1'i işaretledim. Geriye kaç tane kaldı geriye? Geriye yine kaç tane kaldı? Dikkat edin. 4 tane mi kaldı? Evet. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Bu 4 tane ile kaç tane alt küme yazarız arkadaşlar? 2 üzeri 4, 16 tane yazarız. Şimdi şöyle düşünün. Burada şu şekilde 16 tane birinci, ikinci, 16 tane alt küme olduğunu düşünün. Bunların hiçbirinde x ve 1 yok. Gelip hepsinin içine x ve 1 yazıyorsunuz. Gelip hepsinin içine x ve 1 yazarsanız x ve 1 kaç tanesinde bulunur arkadaşlar? 16 tanesinde bulunur. Bulunur da bulunmaz mantı aynı arkadaşlar. Bulunur deyince siz onları yine siliyorsunuz. X ve 1'i Geriye kalanlarla yazdıklarınızda X ve 1 yine bulunur. Mantık da neymiş? Bakın tekrar yazdım. 16 tane küme var dedim. Hiçbirinde X ve 1 yok dedim. Gelip hepsinin içine ne ekledim? X ve 1 ekledim. Devam edelim. Şimdi A kümesi vermiş. B kümesi vermiş. A eşittir B diyor. Eşit kümeymiş yani bunlar. X çarpı Y kaç diyor. Eşit küme neydi arkadaşlar? Aynı elemanlardan oluşacaktı. Dikkat edin bak. A kümesinin x 4 diye bir elemanı varsa B kümesinin x 4 diye bir eleman olmak zorunda. B'nin bir elemanı 6. O zaman diğer y eksi 7 elemanı ne eşit olmak zorunda? Eksi buradan y ne olacak arkadaşlar? Eksi 7'yi karşıya atarsanız 3. Bakın B'nin 6 diye bir elemanı varsa A'nın da 6 diye bir elemanı olacak. Dolayısıyla x eksi 2 ne eşit olacak arkadaşlar? 6'ya. x eşit ne arkadaşlar? 8. Biz x y'yi soruyor. x y de 8 kere 3 ne arkadaşlar? 24. Yine aşağıdakiler hangisi doğrudur demiş. Bakın biraz önce inceleme yaptığımız soruda. Kümemiz şu arkadaşlar. A, B, parantezinde boş küme sembolü efe küme kaç elemanı dersenecekmişiz? 1 2 3 4 5 eleman diyecekmişiz. A alt küme A diyor arkadaşlar yanlış. Niye yanlış? Alt kümeyi nasıl gösterecek? Eleman olduğu gibi alıyorduk. Alt kümede küme parantezi gidiyorduk. Bakın burada küme yok. Bunun doğrusu ne arkadaşlar? Şu olmalı değil mi? A alt küme diyeceğiz A diyeceğiz. Boş küme alt küme A diyor. Bir tek boş kümeye küme parantezi giydirmek zorunda değildi. Buna ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz. Boş küme alt küme A demiş. Bu da doğru değil mi? Niye doğru? Şu boş küme sembolüne küme parantezi giydirmişiz. Bakın bunun, bunun ikisi aynı şey değil. Şu boş küme sembolüne küme parantezi giydirsek o da ne olacak? Alt küme olacak. Dördüncüsü AB alt küme A diyor. Yanlış arkadaşlar. Bunun doğrusu ne olacak? AB ne giydirmeliyiz arkadaşlar? Küme parantezi giydirmeliyiz. Bu da yanlış oldu. Ne demişiz? E eleman A diyor. Bakın E eleman A diyor. Hayır bunun E diye bir elemanı yok arkadaşlar. Parantezinde ne var? Parantezinde EF diye bir elemanı var. Dolayısıyla bu da ne edeceğiz? Yanlış. Ne demiş bakın? EF alt küme A demiş. Şimdi arkadaşlar burada da problem ne şu? Şimdi buradaki elemanımız ne? Elemanımız şu bakın. EF elemanı bu. Buna bir tane daha alt küme giydirmeliyiz. Küme işareti giymeliyiz. O zaman alt küme olacak. O zaman burada ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Şimdilik bu kadar.